Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen arkadaşlarımıza, sosyal alan ya da hobi olarak düşünen arkadaşlarımıza ve tabii ki çok değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler verebilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar, bugün yine çok önemli bir konuyu işleyeceğiz birlikte. Üzerine değerlendirmeler yapacağız. Bugün tiyatronun temel bir türü olan komedya konusunu işleyeceğiz. Şöyle kısa bir hatırlama yapalım. Daha önceki videolarımızda da vardı, hatırlarsınız, tiyatroda üç birlik kuralı videomuzda da vardı. Bundan yüzyıllar öncesinde antik Yunan'da ünlü düşünür, filozof ve tiyatro adamı Aristoteles Poetika adlı eserinde tiyatro sanatının temeli olan dramı ikiye ayırır. Komedya ve tragedya. Tragedya da adından da anlaşılacağı gibi içerisinde acıklı, üzünlü hikayeler barındıran, baştan yazgısı belli olan ağlatı türü anlamına geliyor. Komedya ise yine adından da anlaşılacağı üzere içinde komik unsurlar barındıran, alaycı, eğlendirici bir komedi oyun türü anlamına geliyor. İşte biz bugün bu komedya türünü birlikte konuşacağız. Arkadaşlar önce kısa bir tanımlama yapayım. Komedya kelime kökeni olarak antik Yunan'daki karşılığı anlamında komos yani alay ya da cümbüş, odea yani şarkı, türkü anlamına geliyor. Aslında komedyanın açılımı çok net ifade etmek gerekirse alay ve cümbüşün şarkıları anlamına geliyor. Arkadaşlar zamanındaki bu türün en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında insanları eğlendirirken, halkı güldürürken bir taraftan da eğitici ve öğretici bir şekilde halkı düşündürmesiydi. Çıkış noktası ise çok ilginç. Eskiden antik Yunan'da Dionysos şenlikleri var. Bu şenliklerde bereket tanrısına insanlar, o dönemin Atinalıları toplanıp işte bunu şölenlerle kutluyorlar, ifade ediyorlar. Kendi aralarında gruplaşmalar oluyor, birbirine atıfta bulunuyorlar, sözler söylüyorlar, şarkılar, türküler söylüyorlar. Sonra işte bu alaycı, bu eğlence, bu şarkı, türkü hali daha sonrasında sahneye yansımaya başlıyor, oyunlaştırmaya başlıyorlar ve komedya böylelikle ortaya çıkıyor. Ve komedyanın oyun türü olarak karakteristik bazı özellikleri var. Nedir mesela onlar? Konularını sadece soylu kişilerden değil, halk anlamında her kesimden alabiliyorlar. Dönemin toplumsal, siyasal, sınıfsal ve sosyolojik bütün konularını işleyebiliyorlar oyunlarında. Aynı zamanda yine komedyada bu kaba güldürü diye tabir ettiğimiz kaba sözler, alaycı sözler oyunlarda yer alabiliyor. Hatta bazen argo sözler bile bu oyunlarda yer alabiliyor. Yine komedyanın önemli özelliklerinden bir tanesi tiyatrodaki üç birlik kuralı komedya oyunları içinde geçerli arkadaşlar. Neydi onu da kısaca bir hatırlayalım. Zaman, olay ve yer birliği anlamına geliyordu. Yani bir oyun 24 saat içerisinde tek bir olay üzerinde aynı mekanda gerçekleşiyordu. İşte komedyada aynı tragedya örneğinde olduğu gibi bu üç birlik kuralından faydalanıyor. Yine komedyanın değişik özelliği manzum yani şiir olarak yazılıyor. Fakat burada farklı olan kısım 17. yüzyıla doğru bu yavaş yavaş nesil yani düz yazı anlamında da devam etmiş. Biliyorsunuz komedyanın yine önemli vurgulamamız gereken özelliklerinden bir tanesi anlattığı herhangi bir hikayede sadece eğlendirmeyi, sadece güldürmeyi amaçlamaz. Aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı kazandırır. Halkın oyunu izlediği anda düşünmelerini sağlar ve eğitici ve öğretici bir yanı vardır komedyaların. Bir anlamda biraz da çıkış amacı budur.
Komedyalar kendi içerisinde çok farklı başlıklar altında toplanıyor. Çok değişik tarzları ve türleri de var. Bunlardan bir tanesi yani kişisel anlamda belli bir karakter üzerine gülünç ve eksik yönleri eğer konu alınıyorsa, bunlar üzerine espriler, alaylı sözler söyleniyorsa buna biz karakter komedyası diyoruz. Eğer toplumsal anlamda gerçekten bir söz anlatmak istiyorsa ve bunun üzerine bir hiciv alay söz konusuysa buna da töre komedisi diyoruz. Eğer sürekli çok değişik olayları ve hikayeleri çok büyük bir merakla halk izliyorsa buna da entrika komedisi diyoruz. Tabii ki komedya sonraki süreçlerde çok gelişti. Hani buna vodvili, farsı ve birçok orta oyununu hatta günümüze kadar gelen örneklerini gösterebiliriz. Ama çıkış noktasında bu üç ana başlığımız vardı. Yine komedyanın özelliklerinden biri olan bir şey tabii ki o dönemin en önemli yazarları. Komedi için Aristofanes'i, Menandros'u ve Molière'i yazar olarak örnek gösterebiliriz. Hatta Aristofanes'in bir oyunundan da kısa bir alıntı yapalım isterseniz. Aristofanes'in M.Ö. 400'lü yıllarda yazdığı Lizistrata diye bir komedi oyunu var. Bu oyunda hikaye şu. O dönemde antik Yunanlılar ve Spartalılar yani iki tane kıyı kentinin askerleri sürekli bir savaş halinde ve bu savaş o kadar uzun yıllar sürmeye başlıyor ki herkes maddi manevi çok mutsuz ama en büyük mutsuzluk da aslında kocalarını, erkeklerini savaştan dönmelerini bekleyen kadınlar için geçerli. Ve kadınlar artık buna dayanamıyorlar ve antik Yunanlı kadın olan Lizistrata Sparta'nın kadınlarını da topluyor. Ve bütün kadınlarla birlikte bu konu üzerine konuşmaya karar veriyorlar ve sonra şöyle bir karar alıyorlar. Lizistrata'nın konuşması ve önerisiyle birlikte artık bundan sonra savaş bitmediği sürece asla hiçbir Spartalı kadın ya da hiçbir antik Yunanlı kadın erkeğiyle, kocasıyla herhangi bir ilişki yaşamayacak, aynı yatağı paylaşmayacak. Ve çok eğlenceli bir hikaye başlamış oluyor tabii ki. Ama kadınlar bu sözlerinde duruyorlar ve erkekler artık çok mutsuz olmaya başlıyorlar. Eve döndüklerinde kadınlardan hiçbir karşılık, hiçbir ilgi, hiçbir sevgi alamıyorlar. Aynı yatağı paylaşamıyorlar ve müthiş bir dramatik hikaye ortaya çıkıyor. Bu arada yine Lizistrata önderliğinde kadınlar Akropolis şehrini ele geçiriyorlar, işgal ediyorlar ve orada devlet akçelerini de alıyorlar. Bu arada hatta şöyle bir hikayesi var. Bir yaşlı adam korosu ve kadınlar korosu bu konu için karşı karşıya geliyor. Ve kadınlar korosu sözlerle atıflarda bulunuyor. Yaşlı adam korosuna cevaplar veriyorlar. Hatta bir ara üzerlerine su döküp onları kaçırıyorlar. Yani kadınlar her alanda her yönde direniyorlar. Ve o kadar uzun sürüyor ki bu konu en sonunda antik Yunan'dan da Spartalı askerlerden de ulaklar geliyor ve barış yapmaya karar veriyorlar. Ve artık kadınların bu kararlılığı ve direniş sayesinde onlar da dayanamıyorlar ve barış yapılıyor. Ve kadınlar aslında bu çok önemli olan savaşı duygusal zekalarıyla kazanmış oluyorlar. İşte tam bir komedi örneği. Yani hem anlattığı hikaye çok eğlenceli, hem içerisinde korolar var, anlatımlar var, şarkılar var, diyaloglar var akıcı bir şekilde. Ve bu eğlenceli hikaye anlatılırken bir taraftan da savaş kavramı sorgulanıyor. Savaşın zararları, aslında barışın yapılabileceği cümleleri tekrar tekrar oyunda geçiyor. Ve barışın ne kadar önemli olduğu, iç huzurun, toplumsal barışın ne kadar değerli olduğu insan olduğu için anlatılıyor. Yani bu örnekleri gördüğümüz gibi Aristofanes, değerli usta, bir komedya oyunu yazarak aslında insanoğluna çok önemli bir ders veriyor. Evet arkadaşlar, komedi üzerine belki söylenebilecek daha çok fazla söz ve çok fazla özellik olabilir. Ama ben nacizane eğitmeniniz olarak temel özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Umarım sizler adına çok faydalı, bir keyifli bir sohbet olmuştur. Yakın zamanda yine tiyatro türlerine, tiyatro tarihine ve eğitim videolarımıza devam edeceğiz. En yakın zamanda yine içeriği iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.